Herkese merhabalar. Beşiktaş transfer haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, Beşiktaş'la gerçekten güzel gol. Kaan yönetmenimiz Kaan da gole bak şeklinde bizi de heyecanlandırdı. Gerçekten de güzel bir golüydü, güvenin golüydü o yarım voley vuruşu. Şimdi Beşiktaş bölümüyle devam ediyoruz gazetelerde. Fanatik İsmail Rüzgarı şeklinde bir başlık atmış Trabzonspor önünde oynattığı oyun gerçekten çok beğenildi, takdir topladı. Şöyle detaylara bakalım. Siyah beyazlarda bir haftalık süreçte takımda yarattığı önemli gelişim Trabzonspor maçında ne şekilde sahaya yansıyan Valerian İsmail hem yönetim hem de oyunculara hem de camiaya umut verdi. Genç oyuncudan kalan 7 haftada beklentiler büyük. Özellikle yönetim ve oyuncular tam not verdiler hocaya, siyah beyazlı yöneticiler. Aralarında yaptıkları ilk değerlendirmede İsmail'in Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu dominant futboldan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Karşılaşma sonrasında açıklama yapan birçok futbolcu da İsmail'in sistemine tam not verdi. Trabzon karşısında Kartal'a bir puanı getiren Valentin Rozier, hocamızla karşılıklı bir diyalog içerisindeyiz. Bu henüz bir başlangıç, daha yapabileceğimiz çok şey var dedi. Wellington bu sistem zamanla daha iyi oturacak yorumunda yaparken Joseph de hocamızın ilk idmanından itibaren yüksek tempoda maçlar oynayacağımızı anladık. Bu anlayış oturduktan sonra her zaman kazanan halimize geri döneceğiz yorumunu yaptı. Yeni sistemin yıldızı Raşit Gezal başlığı var. Kara Kartal'da yeni teknik direktör Valerian İsmail'in 3-4-3 sisteminin yıldızı Raşit Gezal oldu Trabzonspor karşısında. İleri uçta Başuay ve Alex'e görev yapan Gezal görevini en iyi şekilde yaptı. Gezal liderliğindeki siyah beyazlar ilk dakikadan itibaren Trabzonspor karşısında oyunu domine etmeyi başardı. Hücum hattında serbestlik tanınan Gezal oyunda kaldığı 89 dakika boyunca takımının hücum organizasyonlarını dominant şekilde yönetip görevini en iyi şekilde yaptı. Başarılı futbolcu takımına bir penaltı kazandırıp ve Rozier'in de golünün asistini yaparak tam not aldı demiş gazete. Bu anlamda da oyuncuyu öne çıkarmış. Kaylarine 1000 euro para cezası Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olup bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis'e tokat atan Larin kırmızı kart görmüştü. Kanadalı futbolcunun 10 dakikada oyun dışı kalması sonrasında yönetimin oyuncuya 50.000 euro para cezası vermesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak planın hayata geçirilmesi için teknik ekibin raporu bekleniyor. Michy Batshuayi hayata küstü başlığı var. Özellikle performansıyla beklentilerin altında kalmıştı Batshuayi. Trabzonspor karşısında da kullandığı penaltı vuruşunu direğe nişanlayınca sabırlar taştı. Bu durum sonrasında İsmail'in bir dakika sonra oyundan aldığı Belçikalı forvet kulübeye gelirken önündeki malzemeleri tekmeledi. Deneyimli oyuncunun soyunma odasında moral bozukluğu sebebiyle kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Alanya mesaisi ara vermeden şeklinde bir başlık var. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanya Spor maçının hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Valerian İsmail yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Önceki gün maçta oynayan futbolcular yenileme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular da ısınma koşulları, istasyon koşulları ve esneme çalışmalarıyla idmana başladı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla da tamamlandı. Ve son olarak da yine Beşiktaş'taki gündemden Kartal'da gündem Abubakar başlığı atılmış. Başuay'ın bitiricilik sorununa ek olarak Trabzon karşısında bir de penaltı kaçırması sonrası takıma İhsan bayrağı açıldı. Rozier maç sonu Abubakar'ın fotoğrafını paylaşıp net şekilde talebini dile getirirken Getzal'ın da desteğini aldığı öğrenildi. Oyuncular arasında böyle bir durum benim gülümsememe yol açıyor hep. Tabii hani arkadaşlıklar olabilir, bu anlamda gündeme getirilebilir ama böyle bir paylaşım yapmak Batshuayi'ye de bir haksızlık oluyor. Sonuçta sezon sonuna kadar takımda kalacak bir isim. Abubakar her zaman gündeme gelen bir isim ama hocanın bu sistemine uygun bir oyuncu değil. Daha ağır bir oyuncu. Sörloth tarzı, Cornelius tarzı oyuncular Valerian İsmail'in sistemine daha uygun. O yüzden eğer Batshuayi ile yollar ayrılacaksa ki bu büyük bir ihtimalle olacak. Bu tarzda daha hızlı, her an her şeyi yapabilecek kuvvette koşan, kenarlara dahi giden oyuncu tipini arıyor şu anda Valerian İsmail. Cornelius Sörloth ismi gündemde, Beşiktaş'ta hep gündemde zaten. O tarz bir oyuncu gelebilir. Beşiktaş'ın gerçekten
Yani nasıl bir planlama yapılacağı çok merak ediliyor. Özellikle oyuncu konusunda değerli izleyenler. Çünkü bu sene iyi gitmeyen bir Beşiktaş var. Geçen sezona göre, yani çift kupayla sezonu tamamlamış bir takımdan bahsediyoruz. Bu sezon hem teknik direktör konusunda Sergen Yalçın'dan sonra özellikle. Evet, Önder Karaveli tabii ki iyi bir duruş sergiledi. Takımın yükünü belki sırtlayan isimlerden birisiydi o dönem. Ama işte istenilen sonuçlara saha içerisinde çok yansımadı. Şimdi burada kadro planlaması çok çok önemli. Ama Valerian İsmail dediğimiz gibi çok zor bir karşılaşmada geçer not almayı başardı. Hatta oyunun ilk dakikalarından itibaren o pas trafiğiyle, o dikine vuruşlarla kenardan oynayan Beşiktaş biraz daha çalışılmış bir durumun olduğunu gösterdi. Yorum vardı bir tane Selim Bey. Selim 1903 şöyle yazmış. Üstelik çok zor bir maçta geçer not aldı. 10 üzerinden 10 denilmiş. Köşe yazarları da hep yine olumlu yazılar paylaşmıştı onunla ilgili olarak ama bu kadar kısa bir sürede kendi oyununu sahaya yansıtan bir teknik direktör kadro konusunda da istediğini yaptırabilir diye düşünüyorum. Doğru hamleler yapacaktır mutlaka. Kısa bir süre kaldı artık ligin bitmesine, 8 hafta. Mutlaka bununla ilgili de Beşiktaş'ın hamleleri olacaktır. Geleceğinin parlak olduğunu en azından şu dakikadan sonra, yani özellikle Trabzonspor karşılaşmasından sonra söyleyebiliriz. Bir de Murat, saha kenarındaki tavrı tarzı da çok duruş takdir çok aldı. Karizmatik bir tavır vardı. Hı. Orada resmen buranın patronu benim imajını çok net bir şekilde sergiledi. Buna da ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Tam böyle bir duruşa. Evet, onun için. Hem oyunuyla hem saha kenarındaki duruşuyla Beşiktaş tribünleri çok çabuk kabul edebilir. Tabii sonuçlar da önemli. Bundan sonra alınacak sonuçlar da önemli. Bakalım, Aytemiz Alanyaspor'da iyi bir rakip. Ne güçlü bir rakibe karşı oynayacaklar içeride. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Peki Fenerbahçe'den notlarla devam edelim. Neden oldu? İşte o kadroda belirli bölgelerde yaşanan istikrarsızlıklar turun geciktiğini ifade ediyor. Nedenler bu şekilde gösteriliyor. Kadro sil baştan başlığı var. Şimdi biraz da kadro detaylarına bakalım. Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacak Trabzonspor. Cezalı duruma düşen Canini'nin yerine Cornelius, Bakasetas'ın yerine Hamşik oynayacak. Suopis'in yerine de yine Dorukhan orta sahaya geçecek. Perez de sol beke geri dönecek. Beşiktaş derbisinde 3 oyuncusu kart cezalısı konumuna düşen Trabzonspor'un kadrosu cuma günkü Gaziantep Futbol Kulübü sınavında büyük oranda değişecek. Sakatlığı geçen Marek Hamşik'in 11'de dönmesi beklenirken Beşiktaş derbisinde etkisiz kalan Puaç'ın yerine sol bekte Yusuf Erdoğan'ın geçmesi bekleniyor. Cezası sona eren sağ bek Perez de ilk 11'e dönecek ve Dorukhan Toköz orta sahaya kaydırılacak. Cezalı duruma düşen Canini yerine Cornelius, Bakasetas'ın yerine Hamşik ve Siopis'in yerine de Dorukhan'ın sahaya geçmesi, orta sahaya